Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Ben Burhan Hoca. Dikapiye hele DHBT ve MBST'si alanlarda sizin yanınızda olmaya devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Medine dönemindeyiz. Medine dönemi denince soru demektir. Medine dönemi denince seriyeler, gazvereler, burada Yahudilerle, işte bazı müşrik kabilelerle ilişkiler karşımıza çıkar. Bütün alanlarda sorunun geldiği kilit yerdir Medine dönemi. Buralara dikkat edelim arkadaşlar. Çalışmalarımızı ÖSYM soruları perspektifinde ilerletmeyi de unutmayalım. Aman ha aman dikkat edelim ve başlıyorum. Mescid-i Nebi Seil ve Sühel kardeşlerin arsası alındı dedik. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar bir mescit yapılacak. Bu mescidin bazı bölümleri var. Hadi inceleyelim. Sufa bölümü mescidin barınak kısmıdır arkadaşlar. Kur'a'da ise hafızların eğitim gördüğü yerdir. Mescid bölümünde ise ibadet yapılır. Yani mescidin 3 bölümü vardır. Mescidin içerisinde bir hurma direği var. Peygamberimiz buraya oturup yaslanıp elçileri kabul ederdi. Bundan ötürü bu sütuna arkadaşlar elçiler sütunu üstüvanetül vanetül adı verilir. Bu bilgiyi de bir cebimize koyalım. Mescidin 3 tane kapısı vardır. Babus selam, Cibril ve atik kapıları olarak karşımıza çıkar. Ve burada Mescid-i Nebi'deki durumlar ibadetlerin işte cuma namazı veya bayram namazı gibi ibadetlerin toplu bir şekilde yapılması gerekiyorsa burada Mescid-i Nebi'nin içerisinde yapıldığını görüyoruz. Medine'de bakın bunu sordu Hüseyin'e Medine'de bir tane mescit yok. Medine'de bir tane büyük mescit var Mescid-i Nebi. Bunun haricinde Medine'de arkadaşlar Selemoğulları gibi farklı farklı işte kabilelerin, boyların ee, mahalle mahalle böyle düşündüğünüzde sem semt e, mescitler bulunduğunu görüyoruz. Vakit namazlarının Peygamberimiz bu mescitlerde vesaire kılındığı anlatılır. Peki hocam oğulların mescidindeki durum ne? Burada arkadaşlar karşımıza şöyle bir olay çıkar. Peygamberimiz oğulların mescidinde namaz kıldırırken bir ayet iner. Ve bu ayetle beraber kıble değişimi gerçekleşir. Bundan ötürü tarihte iki kıbleli mescit olarak bilinen yer oğulların mescididir. Bu durum arkadaşlar Mescidi Kıbleten olarak bilinen Selamullah'ın Mescidi, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin anlatıldığını görüyoruz. Evet, Medine'de sadece bir mescit yok. Cuma namazı ve bayram namazları mescidi nebinin içerisinde kılınır dedik. Bu durum ÖSYM'nin bir yorum sorusuna dönüştü. Hicret ettik 622. Hicret edince hemen bazı dini hükümlerde uygulamalar karşımıza çıkacak. Hemen hicretin ilk yılında ilk dönemlerinde arkadaşlar burada öyle ikindi ve yatsı namazlarının 4 rekat olarak kılındığını görüyoruz. Peki önceden iki rekattı arkadaşlar. Bu ne oldu? Hicretle beraber 4 rekata çıkartıldı. Şurası sınav sorusu oldu. Hicri ikinci ve 3. asırlar. Ne oldu hocam Hicri ikinci, 3. asırda? Bakın Müslümanlar artık rahatladı ya. Ramazan orucu farz kılındı. Zekat vermek farz kılındı arkadaşlar. Hicri ikinci asırda Siyer kronolojisi önemlidir karşımıza çıkan durumlar. Bununla beraber fıtır sadakası vermek meşru oldu. Kurban kesmek meşru oldu. Böyle dini hükümlerin oluşmaya başladığını artık görüyoruz. Selemoğulları diyarında kıble değişimi, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evlenmesi ve Peygamberimizin kızı Rukiye'nin vefat etmesi. Hazreti Osman eşiydi kendisi. Bu sebepten ötürü Hazreti Osman Bedir Savaşı'na katılamayacak. Bedir Savaşı'ndan bahsedeceğim size. Peki, burada hatırlarsanız arkadaşlar, Miraç'la beraber namaz 5 vakit farz kılınmıştı. Öncesinde ise, Miraç'tan öncesinde ise, sabah ve e, akşam olmak üzere 2 vakit vardı. Şimdi ezana geçeceğim. Namazdan ezana. Ezan okunmaya başlandı Medine'de. Ezan okuyan kişi Bilal Habeşi'dir. Peki, bana sorarsa, ezanı rüyasında görüp peygamberimizi anlatan kişi kimdir derse ne dersiniz? Karşıma... Abdullah bin Zeyd bin Salebe çıkar. Abdullah peygamberimize durumu anlatır. Ben rüyamda böyle bir şey gördüm. Peygamberimiz der ki ey evler kalk ve oku insanları namaza çağır. Ve devamında arkadaşlar Hazreti Ömer de benzer bir rüya gördüğünü ifade eder. Burada hocalarım şu kısım sınav sorusudur. Anlaştık mı? Hicri 2. ve 3. asırdaki olaylar hem fıkıhta hem siyer İslam tarihinde karşımıza soru olarak gelecek başlıklardır diyoruz. Evet Medine Vesikası diyeceğiz. Hicreti gerçekleştirdik. Hicret ettiğim dönemde orada az putperest grup var. Çoğunluk Yahudi ve çoğunluk Müslüman. Burada arkadaşlar Medineli Müslümanlar ve Medineli Yahudiler arasında bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşma ilerleyen dakikalarda dersimizin konusu olacak. Müslümanlar ve Yahudiler arasında 52 maddelik bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşmaya göre Yahudiler dinlerini serbestçe yaşayabilecekler. Bir savaş veya bir müdahale olduğu durumda Medine ortak savunulacak. Kureyzalıları göreceğiz burada. Anlaştık mı? İki taraftan biri savaşırsa müşrik hariç diğer taraf ona yardım edecek. Mesela Yahudilerden bir işte başka bir toplumla savaştığında Müslümanlar. Müslümanlardan bir toplum işte atıyorum müşriklerle savaştığında Yahudiler yardım edecek. Şöyle bir durum yok Bakın, Kureyşli müşriklerle bir anlaşma durumu olmayacak arkadaşlar. Yani Yahudilerin Kureyşli müşriklerle anlaşma durumunun önüne geçildi. Evet, herhangi bir sıkıntı soru işareti yaşarsak da hakem olarak Hazreti Peygamberi göreceğiz. O zaman ben bu anlaşmayı şöyle yorumlarım. Müslümanlar üstün. Bu anlaşmayı şöyle yorumlarım. Hazreti Peygamber lider. Evet Medine vesikası bu şekilde karşıma çıkar. TYT'de sınav sorusu oldu biliyor musunuz? ÖSYM bunu e, lise grubundaki öğrencilere Dikap'ta sordu. Hicreti yaptık. Bir sosyal düzen oluşturduk. Bir de hukuksal durumları oluşturduk Medine anlaşmasıyla beraber. Ve buradaki bazı olayları biraz daha tesis edeceğiz. İlk defa nüfus sayımı yapıldı. Müslümanların sayısının 1500 civarında olduğu kabul edilir. Alternatif bir pazar yeri kuruldu. Şimdi bana söyler misiniz? Bir yerde Yahudi varsa para kimin elindedir? Cevap Yahudinin elinde. Hazreti Peygamber gerçekten uyanık birisi. Hazreti Peygamber gerçekten dikkatli birisi. Diyor ki Yahudilerin bir pazarı var onlara niye para kazandırıyorsunuz? Kendi pazarınızı kurun. Hazreti Peygamber örnek alsak aslında rahatlayacağız biliyor musunuz? Evet burada arkadaşlar alternatif bir pazar yeri kuruldu ve para Müslümanların içerisinde kaldı. Şu an Gazze'deki olayları bir düşünün. Tesadüf mü? Evet bazı şeyleri sormak lazım. Şehrin sınırları belirlendi arkadaşlar. Değildi ki burası Medine. Bir saldırı olursa savunacağız. Ve bu doğrultuda arkadaşlar e, Mescid-i Nebi'den bahsettik. Farklı mescitler vardı. Fakat Cuma namazı, bayram namazı Mescid-i Nebi'de kılınırdı dedik. Ashab-ı Suffe'de kimsesizler kalırdı. Yani adamın evi yok. Veya Şöyle bir durum var dışarıdan gelmiş Hazreti Peygamber'i görmeye 2-3 gün orada Ashab-ı Suffe'de kalır arkadaşlar mescidin içerisinde ücretsiz bir şekilde kalır konaklar yer içer ama bir savaş olursa da katılır. Ashab-ı Suffe'deki durum da budur Medine'deki uygulamalar bunlar. Şimdi bakın şu bilgi sınav sorusu Mekke'deyken Müslümanların sayısı artıyor 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 ama hiçbir Mekkeli kılıcını çekip müşrik birinin karşısına çıkıp ne diyorsun sen diyemiyordu. Ama Medine'de öyle değil. Çünkü Medine'de arkadaşlar Hac Suresi ile müşriklerle mücadeleye izin verildi. Sure varsa soru vardır. Hac Suresi. Evet seriye peygamberimizin katılmadığı savaşlardı. Ordu için komutan gönderdiği savaşlardı arkadaşlar. Uzaktan seyrettiği savaşlardı. Gaz ve peygamberimizin orduyu gaza getirdiği yani bizzat katıldığı savaşlardı. Bedir Savaşı öncesinde 4 tane gazve, 4 tane seriye vardır. A, B, C, D 4 seçenek. Gördünüz mü? Bundan ötürü önemli. Tek tek anlatacağım. İlk büyük savaş Bedir Savaşı'dır. Peygamberimizin son gazvesi ise Tebük seferidir. Mute Tebük, Mute Tebük. Nereye gideriz? Kuzey Gassanil'ler, değil mi? Bağlantılı bir şekilde ilerliyoruz. Mücadele dönemi Hac Suresi ile başlar. Buradaki olaya dikkat edeceğiz. Peki hocam, 4 seriye 4 gazve dedik. Zalim ÖSYM buradan soru getiriyor işte. İnceleyelim arkadaşlar. Bedir ilk büyük savaş olduğu için Bedir'i referans alıyoruz. Tamam. Sıfılbahır. Tarihte iki tane Sıfılbahır var. Bundan bir iki yıl önce ÖSYM tarihteki diğer Sıfılbahır'ı sordu. Pek çok Dikap'taki öğretmenimiz şaşkınlığını gizleyemedi. Ya diyor Sıfılbahır deyince aklıma Hazreti Hamza ilk sancak işte Bedir öncesi falan. Bakın ÖSYM'deki hocalar bence şöyle yapıyor. Piyasada kitapları alıyorlar tamam mı? Tek tek böyle inceliyorlar. Acaba hangisi eksik? Acaba hangisi unutulmuş? Onu soralım diyorlar. Birinci alternatif bu. İkinci alternatif şu. ÖSYM'deki hoca evde eşiyle kavga ediyor. Tamam mı? Çıkıyor. Eline kağıt kalem alıyor. Ben nasıl bir soru yazarım ki bu dikapçıları şöyle ilahiyatçıları ters köşe yaparım. Bence ikinci teori biraz daha ağır basıyor arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Üniversitedeki hocalarınızı kızdırmayın. Tamam anlaştık mı? Bak Serkan Bey de kafasını sallıyor. O da hak veriyor yani. Ve sakin sakin adamlar sorularını yazsın ya. Anlaştık mı? Hele bir şey var. Ee, fıkıhta bir soru var. Hep Ayşe ismi var. Şu çıkmış sorulara bir bakın. Ve fıkıhta devamlı bir Ayşe ismi geçiyor. Üniversitede muhtemelen bir hocanın ya kızının adı Ayşe ya işinin adı Ayşe. Ya ha bir aynı ismi yazıyor arkadaşlar. Evet dikkat edin. Ee, o hocaya iyi davranın lütfen. Zor soru sordurmasın. Evet şimdi devam ediyoruz. Bedir öncesi 4 seriyeye. Sıfıl bahar, soruldu dedik. Bilinmeyen kitaplarda çok yer almayan bir isimdi. Sıfıl bahar, ilk sancak Hazreti Hamza tarafından taşındı arkadaşlar. Tarihteki ilk sıfır Bahar. Rabbi Ubeyde bin Haris seri olduğu için peygamber katılmıyor. Böyle ticari kervan yollarını kontrol eden gönderiliyor. Ve geldik Harar'a. Harar önemli arkadaşlar. Sa'd bin Evvakkas keşifte bulunmak amacıyla yola çıkacak. Burada gece ok sesleri duyulduğu için harar, hırıltı şeklinde isimlendirilecek. Batlı Nahle bu sayfanın en önemlisi 3 tane yıldızlısıdır arkadaşlar. Komutan Abdullah bin Caş. Hazreti Peygamber kendisine bir mektup verir der ki Caş oraya gittiğinde aç. Abdullah bin Caş arkadaşlar emri aldığı emir şudur. Bölgeye git, keşif yap, kimseye karışma geri gel. Abdullah bin Caş bölgeye gider. Orada arkadaşlar müşrik bir kervana denk düşer derken karşılaştıklarında şöyle bir olay yaşanır. İşte e, haram aylarda mıyız değil miyiz? Haram aylarda mıyız değil miyiz? Bu tartışma yapılırken tırnak içine anlatıyorum. Abdullah bin Caj kılıcını çeker. Lan haram aydaysak da değilsek de kafanızı kesiyorum. Adamı öldürür arkadaşlar. Orada bayağı kızdırmışlar Abdullah. Peygamberimize dönüp olay anlattığında peygamberimiz kendisine kızar. Der ki sen ne yaptın? Ben sana git adamı öldür mü dedim? Git keşifin yap geri gel ne işin var senin müşriklerle? Evet Abdullah bin Caş peygamberimizden orada fırça arkadaşlar. Devamında kurtulan bir iki kişi Mekke'ye döndüğünde diyecek ki Müslümanlar haram aylarda adam öldürüyor. Muharrem, Recep, Zilkayde, Zilitçe var ya haram aylar. Yaygara koparmaya başlayacaklar, fitne çıkarmaya başlayacaklar ve devamında bir ayet inecek. Ayet varsa soru vardır bunu unutmayın. Bakara suresinde fitneciliğin daha kötü olduğu anlatılır. Diyecekler ki Müsl Allah Bakara suresinde Müslümanları yeniden yurdundan etmek, fitne fücur çıkartmak Allah katında daha kötüdür deyip Allah Müslümanları savunacak. Alın sınav sorusu. Batlı Nahle Bakara Abdullah bin Caş. Bedir öncesi 4 seriyeden biri. A, B, C, D. Diyecek ki bana ÖSYM aşağıdakilerden hangisi Bedir öncesi 4 seriyeden biri değildir. E seçeneğine ne ekleyecek arkadaşlar? Hemen burada göreceğimiz bedir öncesindeki dört gazve evva buvat Ula ve zulüşayreyi ekleyecek. Peki bunlar ne? Bedir öncesinde yapılan peygamberimizin katıldığı küçük gazvelerdir arkadaşlar. Büyük bir olay yok bunlarda. Evva, buvat. Bakın şöyle soru tarzları var. Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk bedir olarak isimlendirilen savaştır? El cevap Zul zulüşayra gibi dört tane isim karşıma çıkar. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Evet, tarihteki ilk büyük savaş. Bedir Savaşı. Batşe-i Kübra. Yıl 624. Hicretten 2 yıl sonra. Şimdi arkadaşlar buradaki olay şu. Müşriklerle yapılan ilk büyük savaştır. Amaç Ebu Sufyan'ın Suriye'ye gönderdiği kervanın önünü kesmek. Olayı size anlatıyorum. Ebu Sufyan Mekke'den yola çıkar. Tamam mı? Şam'a doğru gider. Amaç bir maddi gelir elde edip Müslümanlara karşı savaş yapmak. Arada da bir bölge vardır. Hocam bu bölge nedir? Medine bölgesi arkadaşlar. Medine bölgesi. Peygamberimiz de kervana adım adım izler. Olay şöyledir. Peygamberimiz der ki bunlar Şam'a gitsin. Şam'dan dönüşte önünü keselim. Plan bu. Bu doğrultuda hareket ederler. Tabi Ebu Sufyan da bunun haberini alacak arkadaşlar. Şam'dan dönüşte Mekke'ye bir elçi gönderecek. Diyecek ki git de ki Müslümanlar bize saldırı hazırlığında önleminizi alın. Peki bu elçi ne yapıyor? Elçi arkadaşlar tam Mekke'ye girmek üzereyken devesinden atından iner. Devesinin burnunu kanatır. Üstünü, başını yırtar, yüzünü, gözünü morartır kendisinin ve Mekke'ye öyle girer. Mekkelilere der ki: "Ey Mekkeliler! Kervan'ı Müslümanlar bastı. Yetişin." Bunu duyan Mekkeliler hemen bir ordu hazırlar, yola doğru çıkar. Peygamberimiz de bu durumu öğrenince hemen yola doğru çıkacak. Birlik oluşturup ve Bedir kuyuları etrafında arkadaşlar olay gerçekleşecek. Evet Talha bin Ubeydullah, Sa'id bin Zeyd bu kervanla ilgili bilgi topladılar. Durumu öğrenen Ebu Sufyan bin kişilik ordu hazırlattı hemen ve iki ordu Bedir kuyuları etrafında toplandı. Evet gelenek üzerine mübareze yapıldı. Mübareze teke tek vuruşmadır. Teke tek savaşmaktır arkadaşlar. Araplardaki bir gelenek. Evet Müslümanların askerleri, müşriklerin askerleri burada arkadaşlar teke tek mübareze yapacak ve Müslümanlar zaten galip gelecek bu mübarezede. Peki devamında ne oluyor? Bedir Savaşı'nın öncesinde arkadaşlar şu var aslında. Burada bir isim var. Dikkat edeceğiz şimdi. Hazreti Peygamber diyecek ki: "Ey Allah'ın Resulü, burada konuşlanmamız bir vahiy mi yoksa senin ihtihadın mı?" Peygamberimiz "Benim ihtihadım" deyince şu kuyuya gidelim. Büyük kuyunun yanına diğer kuyuları taşla dolduralım. Müşrikler burada su bulamasın diyecek. Burada arkadaşlar karşıma çıkan isim Hübbab bin Müzir'dir. Ve böylece Müslümanlar savaş alanında bir üstünlük sağlayacaklar. Peki ne oldu? Bedir Savaşı'nın Müslümanlar galip geldi arkadaşlar. Müslümanlar galip gelmesiyle beraber burada önde gelen 70 müşrik öldürüldü. Müslümanlar 14 şehit verdi. Bakın dersin en başından beri ilk defa ağzımdan bir kelime çıktı. Şehit. O zaman ilk şehidimizi görelim. Mihçe. Mihçe savaş alanındaki ilk şehittir alanda böyle bazı isimler ön plandadır. Evet hatırladınız mı bu ismi? Tebbet ya da Ebu Leheb yıl 624 Ebu Leheb üzüntüden ölmüştür arkadaşlar. O zaman soru bana diyecek ki Müslümanlardan bir kişi, müşriklerden bir kişi Bedir Savaşı'na katılamadı. Kimden bahsediyorum? Müslümanlardan katılamayan Hazreti Osman eşi Rukiye vefat etti, hastalandığı için arkadaşlar devamında vefat edecek, hastalandığı için Bedir'e katılamayacak. Elleri kurusun. Kim? Ebu Leheb. Ebu Leheb hastalanacak. Hastalandığı için Bedir Savaşı'na katılamayacak. Ve devamında da kendisi de ölecek arkadaşlar. Evet esir alınan müşrikler 10 Müslüman'ı okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakılacak. İlk defa zafer elde edilecek ve Habeşistan Kralı Asame var ya Necaşi e, galibiyete sevinecek. Şu söz sınav sorusu olur. Yahudi kabile reisi Kaffin Eşaf, İslam tarihinde hangi olaydan sonra yerin altı yerin üstünden iyidir, şereflidir demiştir? Oh mis gibi soru değil mi? Mekke'nin fethi deyin, Hudeybiye deyin, ee, Yahudi olduğu için Hayber'e fethi deyin. Ya da bizimle beraber Bedir Savaşı deyin. Evet, güzel. Evet, İslam savaş hukukun temelleri atıldı. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Hazreti Peygamber kendi işte adına göre... 10 Müslüman'a okuma yazma bırakılması şartıyla işte esirlen serbest bırakılmasıdır. Oradaki Müslümanlarla istişare ederek karar veriyor. Fakat bu durum daha sonra ilahi bir durumla, vahiy ile değiştirilecek. Peki mantık ne? Mantık şurada karşıma çıkar. Enfal suresi ayetlerinde 3 tane sure Bedir Savaşı'ndan bahseder. 1 Duhan, 2 Ali İmran, 3 Enfal. Enfal suresinde ganimet paylaşımının nasıl yapılması gerektiğinden bahseder. Enfal suresinde iki grubun çarpıştığı gün şeklinde Bedir Savaşı isimlendirilir. Duhan'da arkadaşlar batşe Kübra. Aha Fatih Kalem geldi sınav sorusu. Notunuzu alın arkadaşlar. Duhan burada batşe Kübra. Ali İmran'da ise ilahi yardımdan bahsedildiğini görüyoruz. Üç sure tek savaş. Bir soru. Attık cebe. Evet bu soruları patates edeceğiz inşallah. Bedir Savaşı ve buradaki durumlar bizim için önemli ve değerli. Hocam şimdi bak. Bedir Savaşı sonrasında ganimet paylaşım ayetleri indi. Doğru mu? Bana diyecek ki ÖSYM, Bedir Savaşı sonrasında inen ganimet ayetleri tarihte hangi olayda uygulandı? El cevap. Beni Kaynuka gazbesi. Yahudiler Medine'de yaşar. Kaynuka, Nadiroğulları, Kureyza. 3 tane Yahudi topluluğu vardır arkadaşlar. ÖSYM bunların Medine'den atılma sırasını sordu. Bakın ben bunu şöyle kodlarım. 1- Kaynuka 2- Nadir oğulları 3- Kureyza Bak şimdi. Kan-ku diye kodlarım. Tamam. Bu soru ha ona göre. 1- 2- 3 Medine'den atılma sıraları. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Peki Kaynuka'lar ne oldu da Medine'den atıldı? Olayı bir görelim. Yahudilerden biri Müslüman bir kadına saldırır. Müslüman bir kadına saldırıldığını gören başka bir Müslüman müdahale ederken orada öldürülür, şehit olur. Bunun üzerine Peygamberimiz arkadaşlar hemen bir kuşatma başlatır. Ve Kaynuka'lıları Medine'den topuklar. Kanku kan diye kodladık ya Kaynuka birinci. Yahudilerin daha ağır ceza almamasındaki etken Abdullah bin Ubey'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sayfalar boyunca karşımıza çıkan isim Abdullah bin Ubey. Münafıkların başıdır arkadaşlar Abdullah bin Ubey. Peki burada ne oldu? Enfal suresi Bedir savaşından sonra inmişti ya. Burada bu ayet hükümleri uygulandı. Kaynukalıların ganimetlerine ne yapıldı? Ganimetlerin beşte biri ayrıldı. Kalan kısımlar neye? Savaşa katılanlara verildi, dağıtıldı arkadaşlar. Beşte biri Beytul Mala devlete aktarılmıştır. O zaman soruyu tekrar hatırlayan bana ki Bedir Savaşı'ndan sonra inan galimet ayetleri hangi savaşta uygulandı? Gördük mü? Kaynuka. Evet. Kaynuka 624 bu şekilde karşımıza çıkar. Şimdi gelelim müşriklere. Müşriklerle ben bir savaş yaptım Bedir. Onları var ya kökünü kazıyorduk az daha. Bedir Savaşı'nı hazmedemiyor bu müşrikler. Ve daha sonra Ebu Sufyan lider oluyor. Arkadaşlar Ebu Leheb liderdi. Ne oldu? Ebu Leheb elleri kurusun öldü. Ebu Sufyan liderliği ele alınca yemin edecek. Diyecek ki ben Müslümanlarla intikam alıncaya kadar ölülerini yıkamayacağım, koku sürünmeyeceğim, eşime yaklaşmayacağım diye and Ve bu doğrultuda bu gazla kendisi arkadaşlar Medine'ye doğru atları sürmeye başlayacaklar. Medine'ye yaklaşırken Urays köyüne saldırıda bulunacaklar. Urays köyünde bir iki Müslümanı şehit edecekler. Peygamberimiz bunu öğrenir öğrenmez gazve, değil mi? Hemen toplanacak, bölgeye doğru gidecek. Ebu Sufyan peygamberimizin geldiğini görünce arkadaşlar atların üstündeki un çuvallarını bırakmaya başlayacaklar. Böylece daha hızlı gidebilecekler. Bu un çuvallarından ötürü tarihte bu olaya Sevik Gazvesi adı verilir. Sevik sınav sorusu oldu. Olay ne? Bedri hazmedemeyen Ebu Sufyan'ın Medine'ye saldırması, kaçarken un çuvallarına atarak tüymesi arkadaşlar. Evet. Şimdi bir iki kabileden bahsedeceğim size. Süleymoğulları ve Gatafanlılar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz üç olay Süleym ve Gatafanlar'a karşı yapıldı. Süleymoğulları ve Gatafanlar Müslümanlara saldırmak istiyor. Fakat Müslümanların karşısına çıkacak yürek yok bunlarda. Müslümanlara saldırmak istiyor. Toplanıyorlar geri dağılıyorlar. Saldırmak isteniyor. Toplanıyorlar geri dağılıyorlar. Üçünde durum bu. Şurada Karkara Tülküdür'e dikkat edin. ÖSYM bunu seçeneklerine birkaç defa ekledi. Şunu unutmayın. ÖSYM deniz gibidir. Size bir şeyi veriyorsa geri alır. Zalım ÖSYM? Evet. Karkara Türküdür de bir kuyunun adıdır arkadaşlar. Bu kuyunun etrafında toplanıyorlar Süleyman ve Gatafanlılar. Peygamberimiz bunu öğrenip bölgeye intikal ediyor. Aa, kimse yok. Aynı olay. Zuhemer. Aynı olay. Bahran. Burada Gatafan ve Süleymanlıların Müslümanların karşısında olduğunu görelim. Bir diğeri Karede seriyesidir. Bu da Zeyd bin Harise komutasında gerçekleştirilen bir seriyedir. Şimdi sıfır bahır meselesine dönecek bu olay. Çok kaynaklarda yer almaz. Bundan ötürü dikkat edin. Hani Zeyd bin Harise komutasında işte e, kervanın veya işte müşrikleri takip etmek amacıyla yapılan seri aşağıdakilerden hangisidir diye bana ÖSYM e sorabilir. Şimdi geldik Uhud savaşına. Uhud denince kim gelir arkadaşlar? Uhud denince akla Halik bin Velid gelir. Değil mi? E in ne dedik? Süvari komutanlığı dedik. Burada karşımıza çıkar. Atlarla beraber ne yapacaktı? Tepenin arkasına geçecekti. Peki olay ne? Olay şu arkadaşlar. Şimdi müşrikler Müslümanlardan rahatsız oluyor. Niye biliyor musunuz? Burada şu mantık karşımıza çıkıyor. Mekke ile Şam arasında bir yer Medine. E, ticaret ilaf hatırlıyor musunuz? Mekke ile Şam'a doğru yapılan bir güzergah. Burada Müslümanlar da bu kervanların önünü kesmesi alıkoymasından ötürü müşrikler artık dayanamıyor ve diyorlar ki bu Müslümanlara son verelim. Hangi savaşı yapalım? Uhud savaşını yapalım. Uhud dağ eteklerinde iki ordu toplanır. Müslümanlar avantajlıdır. Sırtlarını dağa yaslarlar. Ve olayı başlayalım. Sakif ve Kinane kabileleri arkadaşlar yaklaşık 3000 müşrik kişi savaş meydanda bulunacak. Peygamberimiz savaşın Medine'de değil Medine'nin dışında Uhud Dağı'nın eteklerinde yapılmasına istişare sonucunda karar verilecek. Ve savaş için yerler alınırken yaklaşık 50-60 kişiye Hazreti Peygamber diyecek ki şu tepenin ardında durun, bu tepenin arkadaşlar e, bu tarafına gelmeyin. Şurada okçular tepesine biz sırtımızı buraya veriyoruz. Arkadan gelirlerse siz onları etkisiz hale getirirsiniz diyerekten şu bölge okçu ataması yapacak bu tepeye Ayneyn Tepesi, Cebele Rumat, Okçular Tepesi adı verilecek. Ve burada okçuların arkadaşlar e, tepeyi savaş esnasında terk etmesinden ötürü Müslümanlar maalesef başarı elde edemeyecekler. Tam böyle savaşın en can alıcı kırıcı noktasında yani Müslümanlar öndeyken hatta bazı müşrikler kaçmaya başlarken orada Müslümanlar okçular tepesindeki Müslümanlar arkadaşlar tepeyi terk edecekler. O tepede terk etmeyen bir isim var. Musab bin Umeyr. İslam tarihindeki atanan ilk öğretmen. Tepeyi terk etmeyin arkadaşlar. Tepede kalın ve her zaman zirvede olun. Aynı en tepesi cebel Rumat'taki olay bu. Peki ne oldu? Hazreti Hamza şehit oldu arkadaşlar. Burada vahşi karşımıza çıkar. Hazreti Hamza'yı şehit eden. Savaşta mutlak bir galip olmadı. Müslümanlar ama yenilmek üzereydi. Müslümanlar 70 şehit verdi. Müşriklerden 22 tane kayıp var. Abdullah bin Ubey Müslümanlarla beraber savaşa doğru çıkarken geri dönecek. Şaşırdık mı? Kendisi arkadaşlar burada münafıkların başı. Burada Hazreti Hamza gibi önde gelen kişilere ceset işkencesi yapılacak. Bu ceset işkencesine verilen isim müsledir. Kur'an'dan bağlantı varsa ne dedik? Sınav sorusu. Ali İmran suresinde bu savaş anlatılır. Ubey bin Halef peygamberimize bir mızrak fırlatır. Peygamberimiz alır sahibine iade eder. Ubey yaralanır yolda da ölür arkadaşlar. Musab bin Umeyr şehit oldu. Evet kronoloji bağlamında önemlidir. Senetül İbtihaç dedik. Burada pek çok Müslümanın Medine'de e, evsiz ve hazir Müslüman olmasını sağlamış dedik. Musab bin Umeyr burada şehit olacak arkadaşlar. Uhud Savaşı'ndaki durum bu şekliyle karşımıza çıkar. Uhud Savaşı bizim için sınav sorusu olur. Şimdi bir sonraki kısımda Uhud, Savaş savaşı ve sonrasındaki olaylara devam edeceğiz. Uhud savaşından sonra dedik ya Müslümanlar yenilmek üzereydi. Burada çevredeki bazı kabileler ne yapacak? Müslümanlara karşı gelmeye çalışacak. Uhud savaşı ve Ali İmran suresindeki bağlantılara dikkat edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.